Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. Bir hava kuvveti düşünün. Uçaklarının kuyruğunda hiçbir ülkenin bayrağı yok veya gövdelerinin, kanatlarının üzerinde hiçbir ülkenin forsu yok. Tabii bunları anlatırken aklınıza hemen e, Rusya'nın Suriye üzerinden Libya'da darbeci Hafter'e kiraladığı MiG-29 ve Su-24 uçakları gelmesin. Bugün konumuz sivil hava kuvvetleri. Dünyada bu konsept giderek artıyor, farklı ülkelerde de kullanıma giriyor. Bugün size anlatacağımız hava kuvvetleri aslında özel hava kuvvetleri. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Kanada'da bu tür oluşumlar farklı farklı anlaşmalar yapıyorlar ve amaçları gerçek hava kuvvetlerinin pilotlarını hava hava görevlerinde ve tatbikatlarda eğitmek. Çok tecrübeli pilotlara sahipler ve aynı zamanda birçok ülkenin de envanterinden çıkardığı savaş uçaklarını satın alıyorlar. Gelin bu videoda Sivil hava kuvvetlerini birlikte tanıyalım. Geçtiğimiz günlerde Air USA adlı şirket Avustralya ile bir anlaşma yaptı. Avustralya'nın emekli ettiği ve müşteri aradığı FA-18 A ve B Hornetlerin ilk modelidir. Bu uçakların 25'ini birden satın aldı. Önümüzdeki günlerde bu uçaklar Amerika Birleşik Devletleri'ne götürülecek, özel bakımlardan geçirilecek ve Air USA bu uçakları Amerikan Hava Kuvvetleri, donanma veya deniz piyadelerinin pilot eğitimlerinde kullanılacak. Ekim 2019'da Pentagon'un bütçesinde özel şirketlerden alınan taşeron hizmetleri için hava güçlerinin eğitimini kapsıyor bu 6 milyar dolarlık bütçe ayrıldı. Toplam 8 şirket 50 bin saat uçuş yapacaktı. Bütçe Air USA, Airborne Tactical Advantage Company, Blue Air Training, Coastal Defense, Dragon International, Tactical Air Support ve Top ACES Corporation şirketleri arasında bölüştürüldü. Geçmişte birçok ülkenin hava kuvvetleri farklı tipte uçaklardan oluşurdu. Günümüzün gelişmiş teknolojisi ve azalan savunma bütçeleri nedeniyle birçok ülke tek tip uçak kullanıyor. Hava hava eğitimleri için pilotlar aynı uçak tipleriyle performans farkı görmeden uçmak zorunda kalıyor. Bunu aşabilmek için örneğin Amerikan donanması artık demode bir savaş uçağı haline gelen F-5E'leri kullanmaya devam ediyor. Hatta geçtiğimiz yıllarda Amerika, İsviçre'nin elinde emekli olmuş F-5E savaş uçaklarında satın almıştı. Yüksek akrobasi yeteneğine sahip uçak, verdiği radar ekosu ile Sovyet döneminden kalma örneğin MiG-21'e benzer bir yayın yapıyor. Veya yine Amerikan donanması örneğin normalde bir hava kuvvetleri uçağı olan F-16'yı kullanabiliyor. Ancak, az sayıda giderek yaşlanan uçağın bakım ve idamesi yüksek maliyetleri de yanında getiriyor. Son yıllarda Pentagon bu hizmeti özel şirketlerin işlettiği savaş uçakları ile almak üzere çalışmalar yapıyor. Tatbikatlara katılan ve emekli askeri pilotlar tarafından kullanılan savaş uçakları ile çeşitlilik sağlanıyor. Bu tür eğitimlere Amerika Dost Hava Kuvvetleri'nde davet edebiliyor. Örneğin Amerika için en önemli askeri tatbikatların başında Red Flag geliyor. Red Flag e zaman zaman geçmişte Türk Hava Kuvvetleri de katılmıştı. Bu tatbikatlarda düşman rolü oynayacak uçakların çeşitliliği çok önemli. Kırmızı kuvvetler yani aralarında bir bakıyorsunuz farklı farklı eski nesil savaş uçakları var. Örneğin İspanyol Mirage F-1'leri veya Çek yapısı L-39'lar veya Yeni Zelanda Hava Kuvvetleri'nden emekli olmuş A-4 gibi çok fazla kırmızı kuvvet yapının içerisine geliyor. Bu tatbikatlarda amaç senaryonun oluşturularak burada mavi kuvvetlerin en iyi şekilde eğitilmesi. Ve tabii ki Pentagon için de bu eğitimin bütçesi de çok önemli. İşte bu özel şirketler eski nesil uçaklar kullanarak hem çeşitlilik sağlıyor, hem de o pilotların tecrübeleriyle şu an hava kuvvetlerine, deniz veya deniz piyadelerine görev yapan genç pilotların daha iyi eğitim, almalarına da imkan sunuyor. O şirketlerden biri de Dragon International. Artık aktif olarak kullanılmayan A4'ler şirketin ana filosunu oluşturuyor. A4'lerin yanı sıra Draken'de Çek Aero şirketinin imalatı L159'larda bulunuyor. Bu uçaklar L39'un yeni nesil modeli. Pilotlar yarı zamanlı olarak Amerikan yedek kuvvetlerinde uçuyor. Şirket geçtiğimiz yıl İspanyol Hava Kuvvetleri'nin emekli ettiği Miraj F1'leri de satın almıştı. Bir başka ilginç şirket ise Air USA. 1994 yılında kurulan Air USA ise çek imalatı L-39'larla işe başladı. Kurucusu Don Carlin, 1996'da Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk sivil MiG-29'unu satın alarak ülkeye getirdi. Askeri uçak filosu hızla büyüyen şirket, geçtiğimiz Mart ayında da Avustralya ile büyük bir anlaşma yaptı. Avustralya'nın emekli etti F-18 A ve B serisinin 25'ini satın aldı. Bu alım dünyada büyük ses getirdi. Kanalı şirket Tapaces, Belçika Hava Kuvvetleri'nin emekli ettiği Alfa Jetler'in yeni sahibi oldu. 2018'de satışa çıkan uçaklar için anlaşma yapan şirket, Alfa Jetler'i farklı eğitim çalışmaları için kullanacak. Normalde uzun yıllar Farklı hava kuvvetlerinde görev yapmış bu uçaklar birçoğu 30 yaş ve üzerinde ve yoğun kullanılmışlar. Bu tür özel şirketler tatbikatlar için öncelikle bu uçakları modifiye ediyor. Uçakların gerçek atış sistemleri sökülüyor ve uzman bakım ekipleri tarafından uçak yoğun bir bakım işlemi ve modifikasyona tabi tutuluyor. Ve tabii ki biraz önce de belirttiğim gibi Pentagon öyle bir para ödüyor ki bu uçaklara bu şirketler bu uçakları 4-5 sene kullanıp tamamen hurda hale geldikten sonra ortaya koydukları milyon dolarlarla yeni uçaklar, daha doğrusu yeni derken emekli olmuş başka jet uçaklar alıyorlar ve bu şekilde hizmetlerine devam ediyor. Bir bakacaksınız birkaç yıl sonra belki de emekli olmaya başlayan F-16'lar bu tür şirketler tarafından kullanılmaya başlanacak. Tabi bu şirketlerin hukuki durumları da çok önemli. Pentagon bunları silah taşımama zorunluluğu var bu şirketlerin. Eğitim amaçlı kullanılıyor ve gerçekten görev yapan pilotların da kimlikleri çok gizli tutuluyor. Ve bu konuda da Hava Kuvvetleri olsun, diğer askeri bilimler olsun bunlarla da yakın bir temas içerisinde şirketler ve Pentagon ve bir yandan belki sahipleri ortaya çıkıyor. Kurucuları, şirketlerin merkezleri nerede olduğu belli ama birçok uçak experimental yani deneysel kategoride uçuruluyor. Görev yapan pilotlar, yapılan uçuşların özellikleri, kaç saat uçulduğu gibi bilgiler çok çok gizli tutuluyor. Bu tür şirketleri görünce insanın hemen aklına acaba Amerika'nın Irak işgali sırasında Blackwater'da olduğu gibi bu tür şirketler farklı amaçlar için kullanılıyor mu gibi sorular geliyor ama şu an günümüz savaşlarında en azından Hafter'in kiraladığı uçaklar dışında böyle bir yansıma pek gözükmüyor. Bugün sizlere sivil hava kuvvetlerini anlattım. Yarın saat 19'da yeni bir videoda görüşmek üzere. Lütfen sorularınızı bize yorum olarak yazabilirsiniz veya info@tolgozbek.com adresine mail atabilirsiniz. Detaylı havacılık haberlerimiz tolgozbek.com sitemizde. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere, sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.